Merhabalar, ben Hamit Can. Bugün ne yapıyoruz? Şimdiki zamanda olumsuz ve soru nasıl yapılır ve bu sorulara nasıl cevap verilir? Onları birlikte öğreneceğiz. Bu arada buradaki bilgilerin hepsi benim Grammar 101 kitabımdan alınmıştır. Eğer kitabımı aldıysan zaten buradaki notların hepsi orada var. Almadıysan yine videoyu durdurup bazı yerlerde alıştırmaları önce kendin yap, sonra izlemeye devam et. Şimdi hemen başlayalım. Diyoruz ki bu adımda şimdiki zaman olumsuz ve soru. Zaten bunu söyledik. Söylediğim şey aynı, tekrarlıyorum. Olumsuz yaparken emizar kullan. Tamam, bunu biliyoruz zaten. Mesela I'm playing, ben oynuyorum. Bunu olumsuz yaparken ne yapıyorduk? Emizardan sonra not getiriyorduk, hatırlıyorsan. Değil mi? Burada da I'm not playing. Bu kadar basit. Kısaltma yapabiliyorsun. I'm not playing diye, ama şunu yapamıyorsun. Onu unutma. Şöyle bir kısaltma yoktu. Bunu unutma. Diğerlerinde var. Mesela she's not, she isn't. They are not, they aren't. Orada var ama burada yoktu. Onu unutma, şu kısmı. Hatta şöyle işaretleyeyim ki unutmayasın. Şimdi they are swimming. Bunu olumsuz yap. They aren't swimming ya da they are not swimming ya da direkt uzun uzun da yazabilirim. Yani şöyle they are not. Böyle yazabilirim, değil mi? Bu da olur. Üçü de olur. Çok basit. Am is are'dan sonra not getiriyorsun. Bitti. Şimdi soru sorma ve kısa cevap verme sistemi emizarla aynıdır. Nasıl aynıdır? Şöyle. Mesela she is writing. O yazıyor. Soru sorarken is'i alıp başa şutluyorsun. Yani is she writing diyorsun. O yazı yazıyor mu diye. Bu kadar basit. Sonra da diyelim ki no ile cevap vermek istiyorsun. No, she is not writing. Hayır, o yazmıyor. İstersen she is not'ı kısaltabilirsin. No, she isn't writing. İstersen no, she's not writing. Öyle de kısaltabilirsin. İstersen sadece biz daha önce nasıl no, I am not, no, she's not, no, they are not diyorduk ya, burada da no, she isn't ya da no, she's not. Bunu da yazabilirsin. Bu kadar kolay. Şimdi bunun bir de yes'li kısmına da bakalım. They are clapping. Onlar alkışlıyorlar. Burada niye bir tane daha P getirdik? Bunu da önceki derste anlatmıştık. P'den önce bir sesli var. O yüzden bir tane daha getirdik ve tek heceli bu arada clap. They are clapping. Onlar alkışlıyorlar. Önce soru soralım. Ne yaptık? Başa şutladık. Are they clapping? Onlar alkışlıyorlar mı? Sonra cevap olarak. Yes, they are clapping. Evet, onlar alkışlıyorlar. Bir de bunu are'ı kısaltabiliyoruz. Yes, they are clapping. Evet, onlar alkışlıyorlar. Başka nasıl kısaltabiliyoruz? Yes, they are diye daha kısa cevap verebiliyoruz. Yani fiili düşürebiliyoruz. Yes, I am. Yes, she is. Yes, they are. Ama kısaltma yaparken, hani kısa cevap verirken kısaltma yapamıyoruz. Onu unutmamışsındır. Bak burada da ne yaptık? Bu yanlış diye işaretledik. Bunu da unutma. Notlarını al. Hemen ilerlemeye devam et. Çünkü şimdi buradaki what, where, who vardı ya, hani WH question diye, onları birlikte bakacağız. What ne demekti? Where nerede? Who kim? When ne zaman? What time? Saat kaçta? Bunları biliyoruz. Bunlar emizarla nasıl kullanılıyor ona bakalım. Mesela she's eating an apple. O bir elma yiyor. Ben şu kısmı öğrenmek istiyorum. O ne yiyor? Ne yiyorsun? Aga, bunu sormak istiyorsun. Sen sormak istemiyorsun. Biz hepimiz neyse sormak istiyoruz. Sonra diyoruz ki buradaki an apple yerine biz ne sorabiliriz? O ne yer? Ne diye soruyoruz. O yüzden what kısmını ekledik. Gerisi kolay zaten. Ne yaptık? Is'i başa getirdik. Bu kadar basit. What is she eating? Ya da kısalttık. What's she eating? Günlük hayatta kısaltmalar yapıyoruz. Bu arada Instagram kanalımda da bol bol İngilizce pratikler yapıyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. How I Met Your Mother diye bir dizi var ya, oradan sürekli Amerikan İngilizcesi, güncel Amerikan İngilizcesini ve günlük hayatta en çok kullanılan terimler vesaire, bunların hepsini öğreniyoruz. Hem telaffuz, hem kelime, hem cümlenin akışı, hem hangi yerde neleri söyleyebiliyorsun, hangi yerde neyi söyleyemezsin. İşte İngilizce ile Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar ve aklına takılan bütün soruların hepsini bu canlı yayınlarda hep birlikte bakıyoruz, cevaplıyoruz. O yüzden Instagram'daki kanalıma mutlaka üye olmayı unutma. Onun linki de bu videonun altında var. Eğer ondan haberin yoksa çok şey kaçırdın. Ama ne yapabilirsin? En azından bundan sonra takibe devam edebilirsin. Bekliyoruz seni orada. Şimdi burada bunu söyledik. Okey. Sonra bir tane diyor ki she is eating an apple. O bir elma yiyor. Tamam, ha böyle bir uzun cevap da verebilirim. Bu soruyu sormuş ya. O
Ne yer? Ben cevap olarak o elma yer. İstersen uzun, istersen kısaltarak böyle cevap da yazabilirsin. Ya da daha önceki derslerde ne demiştik? Neyi sorduysan sadece onunla cevap verebiliyorsun. Ne diyorsa bir elma. Mesela nerede deseydi? Taksim'de. Kim deseydi? Ahmet. Sadece ona denk gelen cevabı verebiliyoruz. O yüzden buradaki kalın harfle aldığımız hangisiydi? An apple, bir elma. Demek ki sadece bununla böyle cevap verebiliyorum. Okey. Şimdi what hallettik. Bu gitti. Gitsin bu. Ne kaldı? Where? Ona da bakalım. They are studying at the library. Onlar kütüphanede ders çalışıyorlar. Benim sormak istediğim kısım şurası. Kütüphanede. Önce ne yapıyorum? Bu nerede kelimesini başa getiriyorum. Sonra are kelimesini, zaten bu gerisi kolaydı. Ne diyorduk? Are'ı başa şut diyorduk. Are they studying? Demek ki where are they studying? Ya da where are they studying? Bunu kısaltma yapmış. Bunu da yazabilirsin. Ama genelde where demek biraz zor olduğu için genelde s ile kısaltma yaparlar where'de. Ama where biraz daha zor olduğu için sen uzun uzun yazabilirsin. Where are they studying gibi. Sonra cevap olarak they are, bunun tamamen aynısını yazabilirsin. Çünkü uzun cevap, yani onlar nerede çalışıyorlar, sen de onlar kütüphanede çalışıyorlar diye uzun cevap verebilirsin. Ya da nerede kelimesine denk gelen ne var? Kütüphanede. Demek ki sadece şu kütüphane kısmını, kütüphanede kısmını yazabiliriz. Burada da şuna dikkat et. Günlük hayatta mesela birisi onlar nerede çalışıyorlar, kütüphane desen anlarlar, sıkıntı yok. Ama yazılı dilde ya da gramatik dilde onlar nerede dediği için senin cevabın D'yi içermesi lazım. Yani kütüphanede, okulda. Mesela sen neredesin dediğinde Turkey, günlük hayatta diyebilirsin, Türkiye'deyim, ama gramatikte in Turkey, Türkiye'de demen lazım. Onu da unutma. Şu kısmı da hallettik. Şimdi sıradakine bakalım. Kim? He is kissing Angelina. O Angelina'yı öpüyor. Tamam. Demek ki biz şu anda kimi soracağız? Ha, o kimi öpüyor? Yani şu kısmı sormak istiyoruz. Tamam. Ne demişiz? Who'yu eklemişiz. Is'i de başa attık. Who is he kissing? O kimi öpüyor? Ya da who's he kissing? O kimi öpüyor? Kısaltma yaptık. Tam cevap verebiliriz. Aynısını yazabiliriz. He is kissing Angelina. Tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Ya da sadece öptüğü kişi kimse onu yazabiliriz. Bunu da hallettik. Peki bir de şöyle. Mesela he'yi sorsaydık. Mesela Angelina'yı kim öpüyor? Bunu sorsaydık nasıl olurdu? Ona da bakalım. Şöyle yapalım da ikisini de görelim. Burada Angelina'yı sormuştuk. Burada da he'yi soracağız. Şu kısmı. Tek yaptığımız şey who'yu başa getiriyoruz. Zaten is'i başa şutlamak istiyoruz. Zaten bunu yok ettik ya biz. Sormak istediğimiz kelime o. O yüzden is yerinde kalıyor. Who is kissing Angelina? Kim Angelina'yı öpüyor diye sorduk. Cevap olarak he is kissing Angelina. O Angelina'yı öpüyor ya da sadece he, o öpüyor diye parmakla gösteriyorsun. Ben değil, o öptü gibi. Böylece who'yu da bitirdik. Başka ne var? When ya da what time? Ne zaman ya da saat kaçta? Ona da bakalım. It is snowing now. Şu anda kar yağıyor. Demek ki ben şu anda kısmını sormak istiyorum. Şurayı. Ne zaman kar yağıyor demek istiyorum. When is it snowing? Ne zaman kar yağıyor? Ya da what time is it snowing? Saat kaçta kar yağıyor? Cevap olarak da tam bunun tamamını söyleyebilirsin. It is snowing now. Bunu artık biliyoruz. Tam cümle. Ya da sadece now. Şu anda diye cevap verebiliyorum. Şu anda bunları öğrendik değil mi? Ne öğrendik? Kim? Ne? Ne zaman? Saat kaçta? Nerede? Şimdi de niçin? Okay. Ya da neden sorusunu da öğrenmiş olalım. O yüzden bu kısmı da iyi dinle. Diyor ki he's happy, o mutlu. Because he's married. Çünkü o evlidir. Burada genelde iki cümle oluyor. Birisi ana cümle, birisi de yan cümle diyoruz. Bunları ben kendim böyle bir terimler uyduruyorum ki daha kolay akılda kalsın. Buradaki ana cümle hangisi? Şu. O mutludur. Yan cümle hangisi? Şuradaki. Because he's married. Çünkü o evli. Biz Türkçe'de çünkü o evli deyip durabiliyoruz ya. İngilizce'de diyorlar ki çünkü o evli diye durma. Çünkü bu yan cümle bir ana cümleyle birlikte söylemen lazım. Ama soru sorarsan mesela o neden mutlu? Sen cevap olarak çünkü o evli diyebiliyorsun. Okey. Ama normalde çünkülü kısmı tek başına bırakamıyorsun. Bir cümleyle birleştirmen lazım. Bunlara biz niye yan cümle dedik? Niye buna ana cümle dedik? Çünkü bu bağımsız bir cümle değildir. Bir cümleye bağlaman lazım.
Ama o mutludur, tek başına durabilen, tek başına anlamı olan, her şeyi olan tek bir cümledir. O yüzden biz buna ana cümle diyoruz. Bağlacın olduğu cümleye de yan cümle diyoruz. Ben diyorum en azından, sen de aklında böyle kalsın. Ben bir daha bundan sonra mesela yan cümle hangisi diye sorduğumda sen hemen bağlaçlı olan cümleyi bulmuş olursun. Bu yan cümle diye. Onu unutma. Şimdi o mutludur çünkü o evlidir. Demek ki burada o neden mutludur? Yani şu kısmı sormam lazım. Bunun cevabını aramak istiyorum. O yüzden diyorum ki why? Gerisi çok kolay. Is'i başa at. Is he happy? O neden mutludur? Bunun cevabına bakalım. Birkaç tane cevap olabilir. Aynısını yazabilirim. He is happy because he is married yazabilirim. Ya da sadece ne demiştik? Bu neyi sordum? Neyin cevabını istiyorum? Sadece o cevabı yazabilirim. Yani sadece şunu yazabilirim. Onu da unutma. Because he is married. Çünkü o evlidir. Bu kadar kolay. Şimdi durdur istiyorsan videoyu. Buradakileri kendin yapmaya çalış. Hem soruyu sor hem de kısa cevabı ver. Sonra izlemeye devam et. They are at home. Onlar evdeler. Because it is Saturday. Çünkü şu anda nedir? Cuma günü, cumartesi günüymüş. Demek ki burada ana cümle hangisi? Tabii ki burası. They are at home. Demek ki benim sormak istediğim şu kısım. Demek ki onlar işte neden evdeler diye sormak istiyorum. Geliyorum buraya diyorum ki why are they at home? Gerisi kolay çünkü are'ı ne yaptık? Başa getirdik. Sonra cevap olarak istersem they are at home because it is Saturday diyebilirim ya da direkt ne diyebilirim? Because it is Saturday. Çünkü cumartesi günü. Okay. I turn on the TV. Ben televizyonu açarım. Every morning. Her sabah. Because. Çünkü I want to watch a movie. Ben bir film izlemek istiyorum. Buradaki yan cümle hangisidir? Şurasıdır değil mi? Artık bunu iyice öğrendik. Demek ki ben şu kısma soru sormam lazım. I turn on the TV every morning. Ben her sabah televizyon açarım. Şu anda geniş zaman kısmına gittik bu arada. Bu şimdiki zaman sorusu değil. O yüzden geniş zamanı hatırlıyor musun? Ona da bakalım. Why? I dediği için ben sen diye soracağım. Seninle ne yapıyorduk? Yardımcı fiilimiz neydi? Do'ydu hatırlıyorsam. Why do you turn on the TV every morning? Diye soruyoruz. Hocam benim kafam karıştı. Ben bunu hatırlamıyorum diyorsan hemen git. Bizim geniş zamanda WH sorularla nasıl soru soruyorduk, nasıl cevap veriyorduk onları mutlaka izle. Şimdi cevap olarak tamamını yazabilirsin ya da sadece şu because I want to watch a movie diye yazabilirsin. Yani şöyle yazabilirsin because I want to watch a movie. Okay. They are lifting weights because they are weak. Onlar ağırlık kaldırıyorlar çünkü onlar zayıflar. Demek ki burası yine yan cümledir. Ben de sormak istediğim şey şu. Onlar niçin ya da onlar neden ağırlık kaldırıyorlar? Why yazıyorum. Gerisi kolaydı. Are başa atıyorduk. Why are they lifting weights? Soruyu sordum. İstersem cevap olarak tamamını yazarım ya da istersem ne yazabilirim? Because they are weak. Çünkü onlar zayıflar. Şimdi öğrendiğimize göre hemen alıştırmalara geçelim. Aşağıdaki alıştırma Basic English Grammar kitabından alınmıştır. Soru yap diyor. Tamam. Yes she is diye diyor. Evet o öyle. Demek ki burada sorumuz şu olacak. Burada ne diyor ona da bakalım. The teacher is helping students. Öğretmen öğrencilere yardım ediyor. Demek ki benim sormak istediğim öğretmen öğrencilere yardım ediyor mu diye soracağım. Tek yapacağım şey şuradaki is'i başa getiriyorum ve benim sorum sorulmuş oluyor. Yani şöyle. Is the teacher helping students. Bitti. Buraya bakıyorum. Yes he is diyor. Ivan ne yapıyormuş? Is talking on his phone. Demek ki telefonda konuşuyor. Evet o konuşuyor demek istiyor. Burada tek yapacağım şey nedir? Is'i başa getiriyorum. Bu kadar basit ve bitiyor. Is Ivan talking on his phone. Bu da bitti. 3'e bakalım. No I'm not diyor. Hayır diyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ne yapıyormuş? I'm sleeping. Bunu demek ki soru soracağız. Sen uyuyor musun diye. Eğer ben kendi kendime sorarsam ne derim? Am I sleeping? Onu da sorabilirdim ama ben sana sormak istiyorum. Sen uyuyor musun diye. Neydi? You are sleeping. Sen uyuyorsun. Soru yap bunu. Are
you sleeping? Sen uyuyor musun? Bu belki seni biraz zorlamış olabilir. Ama şu an baktığında hadi be ben bunu biliyordum. Vallahi biliyordum diye içinden geçiriyor olabilirsin. No they aren't. Hayır yapmıyorlar. Ne yapıyorlarmış? Ne yapmıyorlarmış? The students are watching TV. Demek ki ben öğrenciler televizyon izliyor mu diye soracağım. Cevap olarak hayır izlemiyor diye olacak. Tek yapacağım şey nedir? Arı alıp başa getirmektir. Are the students watching TV? Televizyon izliyorlar mı diye soruyorum. Hayır diyor. It is raining outside. Dışarıda yağmur yağıyor. Ben bunu soru sormak istersem. Is it raining outside? Dışarıda yağmur yağıyor mu? Bakayım. Yağmıyor. No, it isn't. John is riding a bike. John bir bisiklet sürüyor. Ben de bisiklet sürüyor mu diye soracağım. Is John riding a bike? Sürüyor mu? Yes, he is. Evet, sürüyor diyor. Tamam. Soru sor. Olumlu, olumsuz cevap ver. Tamam. Sandra, stand up, sit down. Demek ki Sandra ayakta mı duruyor? Ben de diyeceğim ki hayır, o ne yapıyor? O ayakta durmuyor, o oturuyor. Bak şimdi neler soracağız. Önce şunu soralım. Is Sandra standing up? Önce bunu soralım. Cevap olarak no, she isn't diye cevap verelim. Sonra she kısaltma yapalım. She is sitting down. She is sitting down. O oturuyor. Yani senden beklediğimiz olay bu. Buna da bakalım. Sophia and Bruno read eat lunch. Demek ki bu ikisi öyle bir şey okuyorlar. Kütüphanede yemek niye yesinler? Burada eat lunch öğle yemeği yemek. Demek ki önce şunu soracağım. Are Sophia and Bruno reading? Hatta önce eating lunch soralım ki no diye şey yapalım. Hatta şöyle diyelim. Reading. Onlar okuyorlar mı diye sorarsak. Bak read baştadır. O zaman demek ki ben önce ne diyeceğim? Yes. Evet. Yes. They are. Evet okuyorlar. Sonra diyeceğim ki they aren't eating lunch. Şunu da yazalım. Onlar öğle yemeği yemiyorlar. Hangisi öndeyse ona göre cevapları yapalım bundan sonra. Bakalım. Otto watch TV. Televizyon mu izliyor? Hayır. Talk on the phone. Telefonda konuşuyor. Demek ki önce ben neyi soracağım? Is Otto watching TV? Televizyon mu izliyor? No, he isn't. Hayır, izlemiyor. He's talking. Konuşuyor. Ya sana kaç işim? He's talking on the phone. Telefonda konuşuyor. Sinirlenince hemen klavyeyi vurmayın. Pahalı bir bilgisayar. Senin bilgisayarına da bir şey olmasın. Ted make photocopies. Demek ki fotokopi mi yapıyor? Hayır. Ne yapıyor? Fix the photocopy machine. Demek ki fotokopi. Böyle bir şey yok ki. Fotokopi var. Fotokopi makinesini tamir ediyor. O zaman hemen yazalım. Is Ted making photocopies? Fotokopi mi yapıyor? No, he isn't. Hayır yapmıyor. He is fixing, tamir ediyor. The photocopy machine. Tamir ediyor onu. Okay. Anita, listen to music, play soccer. Bakalım. Is the, şöyle sen azıcık kay. Is Anita listening to music? Müzik mi dinliyor? Yes, she is. Evet dinliyor. She isn't playing soccer. O futbol oynamıyor. Değişik bir alıştırma oldu ama en azından bir şeyler öğrenmiş olduk. İlerliyorum. Jamal is a car mechanic. Demek ki Jamal neymiş? Bir araba tamircisiymiş. He owns a car repair business. Onun nesi varmış? Araba tamir işi varmış. He's very serious. Çok ciddiymiş. And works very hard. Çok sıkı çalışıyormuş. Bütün herkes arabasını Jamal'a götürsün. Bu bilgilere göre Jamal şu anda İşte hangisini yapıyor olabilir? Olumlu ve olumsuz cümleleri kur. Şu anda hangisini yapıyor olabilir? Demek ki araba tamircisi ise neler yapıyor? Sen onu tahmin et diye söylüyor. He nereye gidiyorsun sen ya? He's talking to customers. Demek ki müşterilerle konuşuyor olabilir mi? Olabilir. Futbol oynayabilir mi parkta? Niye oynasın? Çok ciddi adam ders çalışıyor, şey yapıyor. Çok sıkı çalışıyor. O yüzden He's not playing, oynamıyor, soccer in a park. Bir parkta
futbol oynamıyor. Change the oil in a car. Demek ki arabadaki yağı değiştiriyor. Benzin ya da yağ. Demek ki evet yapıyor olabilir. He is changing the oil in a car. Okay. Watch a movie in a theater. Demek ki bir şeyde sinema salonunda ya da bir tiyatroda film izliyormuş. Bakalım. Bence bunu yapmıyordur. Adam gece gündüz çalışıyor. O yüzden diyeceğim ki nereye gittin sen? Şöyle. He is not watching a movie in a theater. İzlemiyordur. Put on a new tire. Yeni bir teker takıyor. Bunu yapıyor olabilir. He is putting on a new tire. Okay. Answer the office phone. Demek televizyon telefona da bakıyor olabilir. Yani ahtapot gibi her yere yetişiyor maşallah. He is answering, cevap veriyor. The office phone. Tek başına çalışıyor. Sekreteri de yok. Give a customer a bill. Bir müşteriye ne yapıyor? Bir fatura veriyor. Bak yüzü nasıl gülüyor. Fatura. Parayı alıyor. Oh. He is giving a customer a bill. Tamam. Repair an engine. Demek ki bir motoru tamir ediyordur. Yapıyor olabilir. He is repairing. Nereye gittin? Repairing an engine. Bunu da yapıyor olabilir. Motor tamir ediyordur. Başka ne yapıyordur? Eat at a restaurant. Adam yemiyor. Gece gündüz yemiyor. Sürekli çalışıyor. O yüzden he is not eating at a restaurant. Bir restoranda yemek yemiyor. Replace a windshield wiper. Bu arabanın jit yapan var ya, bu yağmuru önleyen ön tarafta silgeç mi? Silingeç mi? Ne? Onu tamir ediyor diyor. Onu yapıyor olabilir. He is replacing, değiştiriyor. A windshield wiper. Bunu değiştiriyor diyor. Yapıyor olabilir. Buradaki kelimelerin hepsini zaten kelime dersimizde anlatmışızdır. O yüzden izlemişsindir orada burada hepsini. Aşağıdaki alıştırma Essential Grammar in Use kitabından alınmıştır. Tamam. Have dinner. Bakalım bu yapıyor mu şu anda? Akşam yemeği yiyor mu? Hayır. O zaman she's not having dinner. Akşam yemeği yemiyor. Televizyon izliyor mu? İzliyor. She's watching TV. İzliyor. Yerde oturuyor mu? Oturuyor. She's sitting on the floor. Yerde oturuyor. Kitap okuyor mu? Okumuyor. Sadece böyle kitap okuyorum havasını vermek için önüne koymuş. She's not reading a book. Tamam. Piyano çalıyor mu? Piyano uzakta. O kadar iyi. Dallas mı bu elini? Nasıl oraya uzatsın? She's Dallas değil, Dalsım. She is not playing the piano. Gülüyor mu? Gülüyor. Nasıl yazışıyorlar bak. Karşılıklı gülüyorlar. She is laughing. Gülüyor. Bunu da yazalım. Şapka giyiyor mu? Evet giyiyor. She is wearing a hat. Bunu da yazalım. Kahve içiyor mu? Bakayım. Yok içmiyor. She is not drinking coffee. Oruçludur demek ki. Gündüz içmiyordur. Akşam içecek. Buraya bakalım. Cry, eat bunlarla ilgili cümle soru sor diyor. What are you reading? Sen ne okuyorsun? Where boşluk she. Demek ki o nereye gidiyor? Çünkü dışarı çıkmış. Biri silelim. Çünkü biri zaten yapmış. O yüzden 2'den başlayalım. Hop. 2. Where is she going? Nereye gidiyor? 3'e bakıyorum. Ne var burada? What boşluk yiyor galiba bir şeyler. Ha. Sen ne yiyorsun? What are you eating diyene kadar hepsini yuttu gitti. Adam vermek istemiyor. Buraya bakıyorum. Neden ağlıyorsun diyor. Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Sonra bunlar da bir yere bakıyorlar. Bu da diyecek ki onlar nereye bakıyor? Look at var ya. Bunu yazacağız. Demek ki what are they looking at? Nereye bakıyorlar onlar? Burada da ne kaldı? Onlar ne kaldı? Cry yazdık, eat yazdık, go yazdık, laugh yazdık, look at. Hepsini yazdık. Ne kaldı bizim yazmadığımız? Going, eating, crying, looking at. Ben görmüyorum şu anda. Bak iftar yaklaştı ya. Cry, eat, okay, go, okay, laugh. Bunu yazmadık değil mi bir yerde? Ha yazmamışız ya. Tamam bunu yazalım ya. Tamam. What... What'la mı yazalım? Why diye sormuş. Why is he
Laughing. Oh be, bitti burası da. İlerliyorum. Is Ben working today? Demek ki buradaki kelimeleri sırayla soru soracağız. Sen nereye geldin? Buradaki 1 ve 2 yaptığı için 1 ve 2'yi direkt siliyorum. Hemen 3'ten başlıyorum. You are listening to me. Demek ki burada soru sorarken arı başa atıyorduk. Are you listening to me? Beni dinliyor musun? Where dediği için önce o soruyla başlayalım. Where are your friends? Arkadaşların going. Arkadaşların nereye gidiyor? 5. Are kim? Your parents. Senin annen baban. Watching. İzliyorlar mı TV? 6'ya bakalım. What dediği için direkt onu soruyoruz. What is Jessica cooking? Ne pişiriyormuş? Merak ettik. 7. Why dediği için hop why yazalım. Why are you looking at me? Bana niye bakıyorsun? Değişik. Burada da is var. Is the bus coming? Otobüs geliyor mu diye soruyor. İlerliyorum. Bu kısmı da sözlü yapalım. Bakalım. Are you watching it? Sen onu izliyor musun diye soruyor. Buraya bakıyorum. You go now. Yes, see you tomorrow diyor. Demek ki are you going now? Şu anda gidiyor musun? It rain. Demek ki bu yağmur yağıyor mu demek istiyor. Is it raining? Yağmur yağıyor mu? You enjoy the film. Sen filmi beğeniyor musun? Bak en arkada oturmuşlar. Kimseyi takmıyor. Filmi beğeniyor musun diye soruyor. Hey gidi lise yılları. Are you enjoying the film? Are you enjoying the film? That clock work. Bu saat çalışıyor mu? Is that clock working? Is that clock working? You wait for a bus. Otobüs mü bekliyorsun? Are you waiting for a bus? Are you waiting for a bus? Okay. Buraya bakıyorum. Bunları da sözlü yapalım. Where are your parents? Senin annen baban nerede? They are watching TV. Tamam. Paula is going out. Where is she going? O nereye gidiyor? Herkes sorgu soru soruyor. Herkes birbirine soruyor. O nereye gidiyor? Bu nereye gidiyor? Otur otur dinleyelim. Ne yapacaksın? Where is David? David nerede? He is having a shower. O duşta. Yakalandı. Dörde bakıyorum. The children play. Çocuk oynuyor. Is ya da şey pardon the children çoğullar bunlar. Are the children playing? Çocuklar oynuyor mu? No, they are asleep. Hayır, onlar uyuyorlar. It rain dediği için is it raining? Şu anda yağmur mu yağıyor? No, not at the moment. Şu anda yağmıyor. Where are Sue and Steve? Sue ve Steve nerede? Are they coming now? Eğer soru sorduysa are they coming now? Eğer cevap veriyorsa they are coming now. Okay. Yediye bakıyorum. Why are you standing here? Sen niye burada duruyorsun? Burada da cevap vermiş. I'm waiting for somebody. Ben birini bekliyorum. Okay. O zaman burada bitirebiliriz. Zaten iftara kaç kalmış? 5 dakika var. Hadi hayırlı iftarlar diyelim. Gerçi sen bunu belki bir sene sonra, belki 10 sene sonra izlersin bu videoyu ama olsun. İngilizce çalışmayı bırakma, sıkı çalış. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ciao, ciao.